akşamlar sevgili seyirciler. Hasret rüzgarları sonunda diniyor. Yaz boyunca zekasına, bilgisine, eşofmanının kırmızısına hasret kaldığımız eşofmanlı Şevket Hoca'yla izdivaca hoş geldiniz. Evet hocam, nasıl geçti yazınız? Vallahi yaz boyu gözlerim sarı saçlarını aradı. Nezaket. Hiç tanımadığım İsviçrelilere usulca sokulup sırf sana benziyor diye selamun aleyküm dedim. Sonra ne oldu hocam? Tabii Türkçe bilmiyorlardı. Bana trenmişim gibi baktılar. İşte aynı böyle. Maşallah, maşallah yakışıklı hocam. Arkadaşlarım size ulaşmaya çalışmışlar fakat becerememişler. Bunların hepsini telefonumda engelledim. Face'te arkadaşlığımı bozdum. Eğer yazın içlerinden herhangi biriyle karşılaşsaydık... vallahi protesto amaçlı bıyıklarımı yakardım. Sarı tutku. Zaten... tövbe estağfurullah. Düğün dernek gezmekten de adam gibi tatil yapamadım. Eh, konumuzda izdivaç olunca düğün dernek gezmeniz çok iyi olmuş hocam. Evet Nezaket. Yazın gittiğim düğün derneklerde yaptığım gözlemleri son kitabım sordum sarı çeyreğe. Gram altın taksam olur mu? Da bütün detaylarıyla incelemeye çalıştım. İşte biz de tam bu konuları buradan... İşte biz de bu kanları buradan anlatmaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz ama yine bir yerlerde Ayten kızımız rahat durmuyor. Bu sefer de tutturmuş Aralık Ayazı'nda kır düğünü yapacağım diye. Kaynatası geliyor, soruyor. Ayten kızım, kışın ortasında kır düğünü mü olur? Yapmayalım Allah aşkına. Ayten ağzını şu şekil çemkir diyor. Kaynatasına diyor ki, behüce yaptı. Behüceden benim neye mesuk? Kafasına behüce kadar taş düşesice... kaynatasına o şekil çemkiriyor. O kaynata, o güzel adam, o ulu insan bir köşede ağlıyor. Sen her kış ayları günler günleri kovalıyor, vakit geçiyor. Düğün günü gelip çatıyor. Dışarıda konukların tamamının götü donmuş. Ayten'in görümcesi sinir krizine girmiş. Ağlıyor. Piste bir... Hocaya yakıştı mı o laf şimdi? Ben durumu anlatıyorum. Evet. Biz de derler. Tamam ama şimdi yani şey olur. Şimdi eğer uygun olursa orada durumu başka türlü anlatalım ki hem evet, yayınlanabilsin hem hocaya da yakışsın. Evet, ne ayıp şey. Hem her kış ayları günler günleri kovalıyor. Vakit su gibi akıp geçiyor. Düğün günü gelip çatıyor. Dışarıda misafirlerin... çoku donmuş. Biz de buna diyorlar. Az önce uyarınız için çok teşekkür ederim. Söyle. Rezil olacaktım. Bak, söylemedin ne güzel oldu. Evet, çok güzel oldu.
Bir daha söylemeyeyim mi? Evet. Yani sizde nasıl olduğunu da istiyorsan açıklama ya da sizde nasıl olduğunu da yayınlanabilecek şekilde açıkla. Belki... Tamam. Hadi bakalım. Sen her kış ayları günler günleri kovalıyor. Vakit su gibi akıp geçip gidiyor. Düğün günü gelip kapıya dayanıyor. Dışarıda misafirlerin bazı bölgeleri donmuş, ardı donmuş, popocukları donmuş, ları donmuş, şuraları donmuş, nabatları donmuş. Ayten'in görümcesi Feride, sinirleri bozulmuş, bir köşede ağlıyor. Piste, kiremalı mantar peşinde koşuyor gibi, pasta peşinde koşan çocuklar feveran halinde. Ayten gelin odasından çıkıyor, bir bakıyor ki misafirlerin hepsinin bir yerleri donmuş. Diyor ki, neden kimse oynamıyor? Behüce'nin düğününde herkes halay çekiyordu. Senin düğününde değil halay çekmek, sifon bile çekilmez. Dünür düşmanı kadın. Mahmut Tuncer. Ayakkabılarını bir tarafa atıyor. Mendilini bir tarafa atıyor. Mahmut Tuncer. O da ağlıyor. Mahmut Tuncer kim? Halay başı. Harikaydınız hocam. Özür dilerim. Az önce biraz kendimi kaptırdım, kendimi kaybettim. Ama bu Ayten'in de artık kendine gelmesi gerekiyor. Evet, yüreklerimizi duygu seli kapladı. Duygu seli bastı. Sular çekilirken artık soru cevap kısmına geçelim isterseniz hocam. Keşke... duygu seli değil de gerçek sel olsaydı da aha bunları da kaptırıp götürseydi. Yeni sezonda da bu kadroyla devam etmek beni biraz ürküttü. İnşallah hocam, inşallah. O zaman hanımefendiyle başlayalım. Hocam! Efendim kızım? Hocam! Bazı şeyler değişmiyor. Sor kızım, sor. Acaba benden üç tane mi görüyor? Kızım haydi sualini sor. Haydi yavrum. Haydi kızım. Hocam, nikahtan sonra hayat var mı? Seninle nikahlanılıyorsa... maalesef yok. Game over, oyun bitmiş. Hocam, bir sorum daha olacak. Birinden elektrik almak için priz taktırmam gerekir mi? Yok kızım, gerekmez. Sen o iki parmağını kuvvetlice bir prize sok. Keban barajı böyle boşanana kadar kendini bırakma. Oldu mu kızım? Tamam hocam, kafamda canlandı. Teşekkür ederim. O çorak arazide hiçbir şey canlanamaz. Evet, beyefendiyle devam edelim. Hocam aşkı arıyorum.
Üstüne oturmuş olmayasın. Oh, çok şükür hocam, yok üstüne oturmamışım. Hayret. Haydi oğlum, sualini sor, haydi. Hocam şöyle sualim. Görüştüğüm bir kız var ama çok trip atıyor. Çok güzel işte. Benim uzmanlık alanım. İzdivaca giderken trip yemek. Evet, sualini alayım. Aferin oğlum. Buyur. Hocam, çok fazla trip yersem kilo alır mıyım? Harika. İkili ilişkilerde bile aklı fikri yemekte. Yi yavrum, yi. Sen her şeyi yi. Ne bulursan yi. Senin zaten bünye doğal sınırlarına ulaşmış. O bedene ben girsem yadırgamaz. Beklerim hocam. Tövbe. İkinci bir sorum daha olacaktı. Ama benim ikinci bir canım yok, nezaket. Ama sorular çok iyi değil mi hocam? Sarı saçların kalbini kırmama konusunda benim için bir engel, bir duvar gibi. Evet, suali alalım. Hocam, ben karşı cinsle mantık evliliği yapmak istiyorum. Mantık evliliği? Evet. Sen? Evet, o beyinden zor, evet. Sağ olun hocam. Sen de sağ ol. Bunları artık hakaret de işlemiyor. Pimpon topu gibi vuruyorsun, geri geliyor. Of, evlat evladım. Evet, mantık evliliği yapmak istiyorsun. Karşı cinsle mantık evliliği yapmak istiyorum. Sorum şu olacak. Ben Anadolu yakasında oturuyorum. Evet. Mantıken yani karşı cinsle yakınlaşmak için karşıya Avrupa yakasına mı geçmem lazım hocam? Karşıya geçmen gerekir, şarttır. Ama yüzerek. Ocak ayında, mümkünse kar yağarken. Ben yüzme bilmiyorum hocam. O zaman ocağı bekleme, hemen yap yavrum. Hemen yüzeceğim hocam, yarın yüzeceğim. İnşallah, haydi bakalım, haydi. Allah muvaffakiyet versin inşallah yavrum. Sağ olun hocam. Bir diğer aydınlanmak isteyen izleyicimiz, buyurun. Hayırlı akşamlar hocam. Ben Fikri. Memnun oldum Fikri, evet, sağ ol. Yakından takip ediyoruz hocam. Sağ ol canım, eksik olma. Geçen de iş çıkışı evinize kadar takip ettim hocam. Bir daha yapma, döverim seni. Hocam, televizyonda programınız başladığında balkona çıkıp avazım çıktığı kadar bağırıyorum hocam. Oğlum, sualini sor, haydi. Hocam, bu arada geçen bir yeğenimiz oldu. Adını eşofman koyduk. Süper. Çocuğun çilesi erken başlamış. Oğlum haydi, haydi, haydi. Haydi sor, sor, haydi. 7 kere evlendim, 7 kere boşandım. Hocam, benim erken boşanma problemim var. Nasıl yani ya? O ne demek ya? Hocam, evlenince heyecanlanıyorum. Acaba ondan mı? Ne yapmam lazım hocam? Şimdi bence sen şöyle yap. Tam boşanacağım derken gırtlağını sık. Sık, 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 sık. Böyle mosmor olana kadar sık, sakın bırakma Fikri. Böylece boşanmayı engellemiş olursun. Tamam hocam. Hocam, bu arada her gece posterinizi öpüyorum. Vallahi kendimi kirlenmiş hissediyorum. Nezaket, Allah aşkına. Haydi alalım son soruyu. Son düzlüğe girelim. Benim kalbim dayanmayacak. Tabii hocam, tabii. El kaldıran beyefendi. Evladım, bak bakayım. Senden başka el kaldıran var mı? Yok. Bunda beyin göçü yaşanmış. Sor oğlum, sor. Boş bakış, sor. Dile gel. Hocam, bana kız mı yok?
miyim lan ben? Hocam bana kız mı yok? Kız mı yok? Kız mı yok? Yok. Evlenmeden olur mu? Böyle saçmalamaya devam edersen her türlü olur. Düğün halayında halayı çekmek şart mı? Yoksa amcayı ya da teyzeyi ya da dayıyı çeksek olur mu? Ya bir gidin artık ya. Ya bu nedir ya? Ya ben de insanım, yeter artık ama ya. Nezaket bu neymiş ya? Ya çocuklar, bunları anlattık ya. Biz bunları Küntekin teyze anlattık. Biz bunları ağız emziğinden, bobolinden anlattık. Biz bunları kokteyl... Tövbe estağfurullah. Biz bunları Kopra'yla anlattık. Bunları anlattık biz. Lan Kopra'ya gelin çiçeği muamelesi yapıyorsun ya. Bu neymiş ya? Ben daha nikah yetişeceğim. Bu neymiş Allah için ya? Aa, hoca evleniyor. Hocam evlilik falan yok. Ha, boşanmıyor hocam. Ne boşanması? Çocuklar evli falan değilim ben. Ne boşanması? İleride inşallah hayırlı bir kısmet olursa niye olmaz? Kısmet değil mi? Sana diyorlar. Ya hocam, sen Allah'tan tanıştığın için. Tamam bırak. Tamam. Alın götürün beni, izni varsa götürün. Nezaket sende aday ol. Bütün lojmanı üstüne yaparım. Esra!